Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlayacağınız üzere bu kısımda yani göreceğiniz üzere teknik direktör konusunu konuşacağız. Dün bizim kanalda bir şey paylaştık. Ee, sağ olsun Buğra bir canlı yayın yaptı. Normalde üyelere özel olacak o canlı yayın. Herkese açık yapıldı çünkü bayrama özel bir olaydı kimse mahrum kalmasın istemiş. Ona rağmen de üye olan arkadaşlar var. Ben de o üye arkadaşlara buradan selamlarımı iletiyorum. E, ee, çağrıma kulak asıp üye olduğunuz için pişman olmayacaksınız dedim. 20 tane duyum verdim. 20 tane. Madde madde. Kısım kısım. Ha bir şey de belirteyim. Buğra'nın yaptığı canlı yayında bazı duyumlar üyelere verildiği gibi aktarılmamış. Bunun sorumluluğu bana ait değil. Bunun sorumluluğu buraya ait. Buraya buranın aranızda anlaşın. Şimdi <laughs> öncesinde Sinan Engin'in bir duyumu var. Jorge Jesus hayırlı olsun diye. Şimdi Sinan Engin Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus'la anlaştığını savundu. Beyaz TV yorumcusu bunu tabi birkaç gün önce yaptı. Ben şimdi haber alıyorum çünkü bu kısımda teknik direktörü konuşacağız. Arka plandan anladığınız üzere. Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olacağını savunmuş. Çok Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İsmail Kartal'ın sezon e, sonuna kadar sözleşmesi var. Yani bizim gönlümüz kalmasına yana ama benim bildiğim Ali Koç'u Ali Koç bu işi bitirmiştir diyor bak. Mişli muşlu konuşuyor. Duyum yok ortada. İrfancan Kahveci transferinde ben ne dedim? Ali Koç devreye giriyor. Alır dedim. Ama İrfancan Kahveci Fenerbahçeliydi. Şimdi o boyutu da var. Koç, koca Ali Koç özel uçağıyla Portekiz'e gidiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı geliyor. O geliyor, bu geliyor falan filan. Inter Milan bu iş bitmiştir diyor. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Jorge Jesus bugüne kadar birçok başkanla oturmuştur ama Ali Koç gibi zengin bir adamla oturmamıştır. Ali Koç gittiyse o iş bitmiştir. Ali Koç kendi cebindeki paradan bir hafta harcamaz, masraf yapmaz. Jorge Jesus'un yıllık maaşını çıkarır cebinden verir. Ne yapıyor lan bu adamlar? Altından mı yiyorlar yemeklerini? Yani kadar da büyütmeyin. Sinan Engin bu argümanlarla savunmuş. Bu bir. İkincisi. Şimdi Fenerbahçe'nin diğer adayı kimdi? Joachim Löw. Uzun soluklu bir serüvende serüvendi Joachim Löw. Hala bitip bitmediği konusunda da ben seyretütler içerisindeyim. Fakat medyaya bir haber atıldı. Joachim Löw için sürpriz rota PSG. PlayStation gönüllüleri. Yok Paris Saint Germain. uzun süredir gündemini meşgul eden Joachim Löv, Paris Saint Germain'in gündemine geldi. Geçen sezon sonunda daha doğrusu sezon sonunda Pochettino ile bu sezon sonunda Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan Paris Saint Germain, teknik teknoloji görevi için adaylarını belirlemiş. Dimarzio'nun haberine göre yani ünlü duyumcu Dimarzio'nun haberine göre Paris Saint Germain. Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte. Alman milli takımının eski hocası Joachim Löw. Ve Spezia'da görev yapan eski futbolcusu Thiago Motta ile ilgileniyor. <laughs> Çapsız. Paris Saint Germain'in başkanı Ali Koç olsaydı kesinlikle Motta'ydı teknik direktörleri. Yüzde yüz. Camianın evladından daha mı izini bulacaklardı? Şimdi anlaşma Conte'ye bağlı diyor. Geçen Nerede haberlerde çıkmış Paris Saint-Germain ilk adam yani ilk adımı Conte olacakmış. Eğer Conte e, bir tane teknik adam yok derse olmayacakmış ama iş Conte'ye bağlıymış. Löw adaylar arasında diyor. E, şimdi Löv'ün PSG'nin adının çıkması bile hele hele Di kaynak gösterilerek çıkması bile Bence Löw'ün artık e, İstanbul'a yolunun düşmesini engeller nitelikte bir gelişme gibi duruyor. Erik Ten Hag olmadı. Yani ilk hedef ayaksı çalıştıran Erik Ten Hag'mış Paris saint ama o isim de Manchester United'la anlaşınca gözünü diğer adaylara çevirmişler. Bu da burada kalsın. Bugün yani bayramın ikincisi günü 3 Mayıs itibariyle bir duyum daha geldi. Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı diye. Şimdi bakın Mustafa Hoca böyle kurmalı saati kuruyor. Yani oyuncaklarda da oluyor ya böyle oyuncağı kuruyorsun. Bir bırakıyorsun kit, 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 kit. böyle sallana sallana zıplaya zıplaya gidiyor ya. Bu da öyle oluyor. Orada ben ikinci gün dedim ama bu video muhtemelen akşam saatlerine yani gece sularında anca olur. Kusuruma bakmayın. Yani 3 Mayıs'ta yetişmezse de kusuruma bakmayın. En azından haberin 3 Mayıs'ta piyasaya sunulduğunu bilin. Şimdi Fenerbahçe'de gelecek sezon başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Joachim Löw olmadığı gibi Jorge Ali Koç bir araya geldi. Ee, yani şimdi de ünlü bir başka adamla bir araya da Milliyet'in haberine göre Ali Koç ünlü bir teknik adamla bir araya gelmiş. Kim o teknik adam biliyor musunuz? Tahmin edin hangi Portekizli. Ne mi artık iş? Her şey Portekiz'de. Üç favori bir sürpriz diyor. Teknik teknik konusunda Fenerbahçe'de nihai sonuçlar olmaya başlayacak diyor. Takım 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne eleme programına göre çalışmalar yapıyor yönetim. Ve teknik direktörü sürecini uzatmak istemiyor. Gözler Jorge Jesus'ta. Brezilya'nın ailesiyle birlikte Rio Karnavalı'na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekiz ve Brezilya basınında da bir numaralı gündem Jesus oldu. Çıkan haberlerde 67 yaşındaki teknik adam için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu bildirildi. Portekizli hocanın tatil bitiminde resmi bir karar alacağı ve artık kariyerindeki yeni dönem için adım atacağı kaydedildi. Kimle görüşüldü ya? Nuno Espirito Santo. Şimdi Jorge Jesus'tan önce Lövle de görüştü Fenerbahçe olmadı diyor. Ve şimdi de Ali Koç Nuno Espiritu Santo ile bir görüşme yaptı diyor. Bakın Ali Koç yapmış görüşmeyi. Milliyet'in haberi. Benim değil. Milliyet gazetesinde Celal Umut Eren'in haberiymiş. Ali Koç bu görüşmenin ardından Porto, Wolverhampton, Tottenham gibi takımlara çalışılan Espiritu Santo'yu da listeye almış. Pardon. Şimdi az önce görüştü diyordu ama şimdi diyor ki Jesus'la görüştükten sonra. Ben öyle bir şey söylemeyeceğim. Önce Jesus'la görüştü. Sonra bununla görüştü diyor. Ne diyorsanız. Derbi bekleniyor. Bir yandan Beşiktaş derbisi bekleniyor. Haberi yapan arkadaş muhtemelen Buğra'nın ya da benim iyi bir takipçim. Selamlar olsun kendisine. Ee, Beşiktaş derbisi 8 Mayıs pazar günü Modafon Park'ta oynanacak ve bu karşılaşma öncesi teknik heyetin motivasyonun bozulması istenmiyormuş. Zaten yeterince bozulmuş. Mali konular önemli diyor tabi. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Buğra diyor ki Beşiktaş maçından sonra açıklanacağını düşünüyorum diyor ama ben sezon bitmeden hiçbir şekilde açıklanacağını düşünmüyorum yeni teknik direktörün. O duyumu da vermiş olayım. Yani ben yeni sezon bitmeden açıklanacağını zannetmiyorum. Hatta hiçbir transferin sezon bitmeden en azından Fenerbahçe için sezon bitmeden açıklanacağını zannetmiyorum. Mali konumları konular önem taşıyor. Kadro planlaması, transferler, yeni maaş bütçesi göz önünde tutuluyor. Yeni çıkan spor yasası, UEFA'nın yenilediği financial fair play kuralları, FFF harcama limitleri, Bak kaç tane şey var. Fenerbahçe'nin elli kolunu bağlayan. Spor yasası. Maaş bütçesi. O financial fair play. Harcama limitleri. Başarısızlık. Şu ana kadar teneke bile kaldırılmaması yıllardır. Ali Koç ismine yakışmayan şeyler. Vesaire vesaire. Bu da anlaşıldı. Peki son durum ne adaylarda? Şimdi Jorge Jesus Ali Koç'ta görüştü. Şu an Brezilya'da ailesiyle tatilde 8 Mayıs'a kadar Brezilya'da olması bekleniyormuş. Ve Jesus'un resmi kararını tatil bitiminde vereceği kaydedildi. Bu doğru olabilir. Buna hiçbir şey demiyorum. Bu, bu e, bilgi doğru olabilir. Jesus'un 8 Mayıs'a kadar karar vereceği bilgisi doğru olabilir. İsmail Kartal. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi. Herkes olumlu etkiledi. Kulüpte camiada birçok kişi devam edilmesi taraftarı. Ancak ne olacağını yine hep birlikte göreceğiz. Şimdi İsmail Kartal da e, dediğim gibi şey yapıyor. Yani bir grup devam bir grup değil diyor. Löv aslında en önemli de şu an geri planda kaldı. Alman çalıştırıcı halen saygı adam. Espiritu Santo da Tottenham'da çalıştı en son. Sürpriz aday Ali Koç yönetimi görüşme yaptı. Alternatifler arasında diyor. Valla duyumlar diyor ki Jesus Fenerbahçe'yi analiz etti. Birkaç transferle bu takım coşar dedi. Löve göre, Löve göre daha cazip bir hale büründü. Ali Koç'un gönlünde de Jesus var. Hatta Jesus Fenerbahçe için futbolcu avına bile çıktı. Ama gönül diyor ki bu Ali Koç son ana kadar görüşür. Son ana kadar görüştükten sonra son ana kadar görüştüğü isimle anlaşamaz. Son ana kadar herkes e, Jesus bekler. Son ana kadar FaceTime'da görüşür. Son ana kadar Mustafa Hoca duyum verir. Bir bakarsınız sürpriz bir adam gelmiş. Sonra ne olacak? Hadi geliyordu. Diyenler türer. O yüzden ben son ana kadar bekleme taraftarıyım. İmzayı görene kadar ne Jesus'a inanırım, ne Löve'ye inanırım, ne Ali Koç'a inanırım. İster topa tutun, ister taşa tutun. Ama ilk taşa en günahsızınız atsın. Şimdi aslına bakarsanız taraftar diyor ki kulübün anahtarını vermen gereken isim. La Ali Koç. Ver kulübün anahtarını otur keyfine bak diyor. Sen de Süper Lig'in en genç, en yetenekli, en karizmatik, en yakışıklı jenerasyonu var diyor. Fenerbahçe'de. Değil mi? Bu jenerasyonu doğru kullanacak. Gerektiği zaman eklemeler yapacak. Gerektiği zaman satışlar yapacak. Seni ligde, Avrupa'da seviye atlatacak bir adam. Jesus diyor. Ve senin bu adama ihtiyacın var diyor. Yani sana seviye atlatacak isim bu diyor. Ver kulübün anahtarını arkadaş. Sen hani kulübün anahtarını ver. Bu jenerasyon dediğim gibi doğru kullanacak bu. Artık hatanın da telafisi yok. Yıllardır Fenerbahçe taraftarı biz niye seçtik Ali Koç'u? Koç soyadından. Ali Koç ne yapıyor? İşte Burak Elmas gibi davranıyor. Burak Elmas ne yapıyor? Ali Koç'a özeniyor. Bitti. Bak Jesus ekibi ilk başta 10 milyon euro istiyordu. Sonra dedi ki gelin görüşelim 7'ye düştük. 3 yıllıkta sözleşme. Ali Koç da diyor ki biz 7 veremeyiz. Bonuslar, şampiyonluk bonusları da dahil. Size 5 milyon euro veririm. 2 yıllıkta kontrat. Zaten siz 5 milyon euroyu alın. 2 yıllık kontratı tamamlayın. Siz bana 2 şampiyonluk verin. Ondan sonra sözleşme uzatırken ben 7'yi şimdiden kabul ediyorum. Şimdiden kabul ediyorum. Düşünsene. iki sene boyunca Jesus Fenerbahçe'de. Türkiye Kupası, Süper, süperlik kupa, Süper Lig Kupası, Süper Kupa. 3. Öbür sene de kaldı. 3. Altı tane kupa kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Zaten 7 milyon euro da alsın yani. Ve Ali Koç kendi süresinde hani benim başkanlığım döneminde uzun süre teknik direktör sözleşmesine karşıyım diyor ama da 3 istiyorum diyor. 3 yıllık diyor. Hani cebinden verip getirmesi lazım artık. Ya bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Tamam spor yasasından dolayı kızgınsınız. Amatörlere nereden para harcayacağım? Aman gidip de ben veseli meseleyi nasıl getireceğim? Narkin alamıyorum şeyin narkini. Alsam ne güzel olurdu Ataşehir tayfa. Coşardı. Yani veseli elde tutamayacağım bu gidişte. Ali Koç için aslında olay bu. Ha, Jesus, Jesus'un gelme ihtimali var mı? Var. Yüksek mi? Yüksek. Ama Jesus'un gelme ihtimali yüksek olduğu için İsmail Kartal istemeyenler istemiyor. Ben desem ki Jesus'un da löv'ünde ihtimali yok. Herkes İsmail Kartal kalsın diyecek. Ha İsmail Kartal'ın başarısını da hor görmeyelim. Tamam lig bitmiş ama yani gazozuna falan oynanmıyor bu maçlar. Takımın oynadığı fix süre bir bakın gözünüzü seveyim. Ya diyelim ki Beşiktaş'ı yendi. İnşallah yeneriz. Diyelim ki Beşiktaş'ı yendi. La deplasmanda Galatasaray şeyi çıkartmış olacak galibiyeti şey, Beşiktaş'ta da ay sakin. Evinde Galatasaray derbi galibiyeti çıkarmış olacak. Trabzon'la berabere kaldı ama hakem faktöründen dolayı herkes İsmail Kartal haklı bu diyor olacak. Deplasmanda Beşiktaş galibiyeti, Adana şey e, Alanya galibiyeti olmuş olacak. Lig ikincisi Konya'yı evire çevire yenmiş olacaksın. Rize'ye 6, Kayseri'ye 4 atmış olacaksın. Ha ne kadar da takımlar tırt durumda olsa da. Yani bunları da unutmayın. Şimdi bir kardeşimiz 3 maddede özetlemiş. Üç tane senaryo demiş. Geleceği için 3 senaryo. Fenerbahçe'nin geleceği için 3 senaryo. Bakın 3 senaryoya dikkat. Siz hangi senaryoyu istersiniz? Tabii ki iyi hocam. Okumadım ki. Olsun birinci senaryo her zaman sen öyle yapın. iyi senaryodur. Birinci senaryo çok iyi senaryo. Jesus gelir. Kemik kadro konu. Bu arada Buğra da söyledi. Ben de hatırlatayım. İsmail Kartal'ın kesinlikle teknik ekibinde yer almasını istiyor. Bu adam teknik ekibinden fire vermeyen, ödün vermeyen adam. Ben istiyorum diyor. Diyelim Jesus geldi. Kemik kadro korundu. Birkaç takviye yapıldı ilk 11'e. Şampiyonlar Ligi maçına tam kadro çıkıldı. Hatta öyle bir başarı elde edildi ki Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık. Trabzon kalamadı, Fener kaldı. Valla keşke öyle bir şey olsa da. Lan keşke öyle bir şey olsa. İşte o zaman o zaman coşar Fenerbahçe'de. Neyse ee, bu çok iyi senaryoydu. İyi senaryo Jesus olmaz. Löv olmaz. Aman Espiritu Santo falan uzak dursun. Onlar olmaz. İsmail Kartal kalır. Kemik kadro korunur. Yine ilk 11'e birkaç takviye yapılır. Hatta taraftarın gazını azaltmak için belki Jesus'u alacağın adamlardan daha iyisi alınır. Sonra Şampiyonlar Ligi maçına falan çıkılır, edilir. Ee, eksiksiz çıkılır en azından. Fenerbahçe taraftarı en azından tribünü doldurur. Uzun bir müddet doldurur. Kötü senaryo. Cesus olmaz. Cesus gelecek diye İsmail Kartal kovulur. İsmail Kartal gider Ankara gücüyle falan anlaşır. Süper Lig'de çıktılar diye de hemen de imzalarlar. Cesus ee, olmaz. Löve para bayılır. Löv de olmaz. Kimse gelmez. Lan kimi getir lan Aykut Kocaman bir turda Aykut Kocaman binsin der. İşte kim Minji'yi falan filan satılır aman yüksek forvet alalım diye. Hatta altyapıdan teknik direktör falan getirir Tahir Karapınar bugünler için var. Fenerbahçe taraftarı stadı yakar. Yani Ali Koç'u falan yakar. Hani Allah göstermesin 3. senaryoyu hayalimi bile getirmek istemiyorum ama durum bu. Ali Koç'un kafasında şu düşünce varsa diye çok korkmuyor değilim. Süper Lig'de en son en 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 son şampiyon olan teknik direktör kim biliyor musunuz? Yabancı. Yani Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik direktör 2006-2007 sezonunda Zico. Arthur Zico. O da Fenerbahçe'yle. Çok komik değil mi? 2006-2007'den beri yabancı hiçbir teknik adam şu dandiklikte şampiyon olamıyor. Neden? Çünkü şampiyonlar bir yerden sonra bir yerden sonra şimdi ben bunu dedim diye ulan 2010-2011'e de diyor. 2010, hayır 2011-2010 2010-2011'de Fenerbahçe kanırta kanırta 2013 2014'te de bayılta bayılta şampiyon olmuştur. Onun dışındaki sezonlarda İnsan aklına şu geliyor. Demek ki şampiyonluğu garantisine veriyorlar. Millete gidip yabancı hocalara para bayılmıyor. Bu da olabilir. Ali Koç'un kafasındaki inşallah bu değildir. Lan en son Zico oldu. Demek ki yabancı teknik direktör işe yaramıyor falan filan demez. Bu arada Çahtar Donetsk teknik direktörü Roberto Dezerbi'nin görevine son vermiş. Fenerbahçe taraftarı diyor ki Dezerbi'yi getirelim. Ya etmeyin. Eylemeyin. Gözünüzü seveyim macera perestiniz anlayabiliyorum. Hak veriyorum. Tamam. Acıkmışsınız. Canınız teknik direktör çekmiş ama bu kirli emellerinizi, bu kirli düşüncelerinizi Fenerbahçe üstünden çekin. Gözünüzü seveyim. Tamam ya 42 yaşında teknik direktör. Lan adamın kariyerine bakın ya. Adamın kariyerine bakın. 2'yi geçe geçtiği puan ortalaması yok. Gelmiş şurada Şaklar'da 30 maçta 217 yakalamış. Teknik direktör diyorsunuz. Lan o ortalamayı ben de yakalarım. Şaktar Donetsk diyorsun. Ne diyorsun ya? Adam zaten şeyi kurmuş. Hocam uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası şu. Fenerbahçe taraftarına söz hakkı tanınmayacak. Çünkü Fenerbahçe taraftarı söz hakkı tanındığı zaman yani kendini o kadar üstte görüyor ki, o kadar yüksekten bakıyor ki şu gelmesin, bu gelsin, bu gelmesin. Peki hocam sen Ali Koç'un Jesus'ta anlaşmasından memnun musun? Jorge Jesus'tan bahsediyoruz bir memnun musun? Duymamış oldum. Yani Jorge Jesus'tan memnun olmayacak Fenerbahçe taraftarı yoktur. Hocam siz de bu raydan alışmışsınız. Jesus başka teknik adam mı yok? Yok. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Kötünün iyisi diye bir olay var. Kötünün iyisi diye bir olay var. Hiç duydunuz mu? Kötünün iyisi. Fenerbahçe'de teknik direktör süzdük kötüdür. Kötünün iyisi İsmail Kartal'a devam etmektir. Daha kötüsü işte farklı maceralara girmektir. Şimdi mesela Nuri Şahin çok iyi bir PR kastı. Ee, Fenerbahçe eminim taraftar şimdi Nuri Şahini bir tur denesek mi diye düşünmeye başlamıştır. Bu kötü bir senaryodur. Kötünün iyisi şudur. İsmail Kartal'a devam edersin. Ulan dersin ki Ali Koç ulan demez. Ya ben Jesus'u getirecek olsam o şunları ister bunları ister. Aynısını ben İsmail Kartal alayım. Bir de taraftarın gözünü boyamak için yıldız alayım der. O da olmaz. Yani uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'yi bekleyen bir gelecek var. 4 senedir Ali Koç başarısızlığı. Ondan önce de önceki yönetimin başarısızlığı. Kulübün kapısından içeri girmeyen tenekeler. Tenekeler. Ve kupalara anlam katan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda olmadığı zaman reytinglere bir bakın bakalım ne kadar oluyor. Yani bunları göz önüne aldığın zaman A plus hoca getirmek şart oldu şart. İsmail Kartal'ın duruşu. Evet İsmail Kartal takımı çok güzel hazırlıyor. İsmail Kartal'ın analiz özelliğini bilmeyen varsa aranızda cahil ötesi cahildir. İsmail Kartal Ankara gücüne gitse, Jesus Fenerbahçe'ye gelse, emin olun Ankara gücünde bize çok büyük sıkıntı çıkaracak. Çok emin olun. Yani Ankara gücü bize sıkıntı çıkaracaktır. Aynı Ankara gücü Galatasaray'a da, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'da sıkıntı çıkaracaktır. Ha Böyle bir ismi de kaybetmek istemezsin. Hocam hem onlara çalışsın hem bize çalışsın. Ne ajan mı lan bu adam? Yani ajanlık mı yapsın? Ali Koç'un eğer aklı, fikri, Koç soyadına yakışır bir düşünce yapısı varsa, Jorge Jesus hayırlı olsun. İsmail Kartal da ne yapar? Eder. İkna eder. İsmail Kartal'ı hiç olmasa teknik ekipte olmak istemese bile koordinatör olur, sportif direktör olur. E, menajer olur, futbolcu sorumlusu olur, kendini geliştirir. Hani daha ne anlatayım? Hani onu yapar, bunu yapar. Ama işin gidişatı bu. Dün Buğra'nın yayında dedikleri, en azından Jesus'la ilgili dedikleri doğru. Bize gelen duyumlar bu şekilde. Hatta kesin olarak Jesus Fenerbahçe'de de paylaşıyorlar ama Başkan Ali Koç olunca benim ee, size karşı yüzüm maalesef yok. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir beğeni de çok görmeseniz sevinirim. Görüşmek üzere dostlar.